Herkese merhabalar arka bahçeme hoş geldiniz bugün sizlere tek kişilik magnolia tatlısı hazırladım az ölçülerle kolay bir şekilde hazırlayabileceğimiz bir tatlı buyrun yapımına geçelim Magnolia tatlısı için 5 adet petit beurre bisküviyi elimle parçaladıktan sonra rondodan geçirip toz haline getiriyorum Daha sonra uygun bir kaseye alıp kenarda bekleteceğim Dilediğiniz bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz. Bisküvi ve kullanacağımız meyveyi önceden hazırlamamız gerekiyor. Bir adet küçük yerli muzu da ince ince dilimledim. Şimdi de muhallebimizi yapalım. Küçük bir cezvenin içine bir su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı un, bir tatlı kaşığı nişasta ve bir çay kaşığı da vanilyayı ekliyorum. Pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıp kıvam alana kadar sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Malzemelerimiz az olduğu için çok kısa bir sürede kıvam almaya başlayacaktır. Ocağın başından ayrılmadan muhallebimizi pişirelim. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alalım ve 20 gram kadar tereyağı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı eriyene kadar muhallebiyi karıştırmaya devam edelim. Muhallebinin içine normalde yumurta sarısı da eklenir ama çok az ölçülerle yaptığım için yumurta sarısı eklemedim. Muhallebimiz hazır. Sunum yapacağımız kabın içine sıcakken 2 yemek kaşığı kadar alalım. Daha sonra muhallebinin üzerine 2 yemek kaşığı hazırlamış olduğumuz bisküviden ekleyerek kaşık yardımıyla düzeltelim ve bisküvilerin üzerine 2 yemek kaşığı muhallebiden tekrardan ekleyelim. Bu aşamadan sonra dilimlemiş olduğumuz muzları bardağın kenarına dizelim. Eğer tatlıyı hemen tüketmeyecekseniz meyve kullanmanızı önermem. Meyveler kararıp sulanacağı için tatlının dokusunu bozabilir. Eğer daha sonra tüketecekseniz sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Muzları dizdikten sonra tam ortasına gelecek şekilde geriye kalan bütün bisküvileri alıyorum. Kaşıkla düzelttikten sonra şimdi de geriye kalan bütün muhallebiyi bisküvilerin üzerine alıyorum. Bütün muhallebi bardağa aldıktan sonra kaşığın ters tarafıyla kaşığı hiç kaldırmadan bardağı çevirerek muhallebi düzgün bir hale getiriyorum. Tatlıyı bu şekilde hazırladıktan sonra en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. Tatlıyı buzdolabında dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben geriye kalan muz dilimleri ile bir adet derin dondurucudan çıkardım. Çilekle süsledim. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve tatlımız servise hazırdır. Dilerseniz tatlının içine çikolata parçaları da ekleyebilirsiniz. Bugün de sizler için az ölçülerle ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bardakta meyveli magnolia tatlısı hazırladım. Şimdi sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Elimden geldiğince sizler için az ölçülerle tek kişilik tarifler hazırlıyorum. İstediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından bana bildirirseniz ben de sizler için en kısa sürede hazırlarım. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.